Bugün Müslümanlar olarak biz hilafetimiz kaldırıldı. Şeriatımızın hükümleri çiğnendi. Hatta yer yer şeriatımıza bağlı olmak suç haline getirildi. Yani Allah böyle diyor demek yasaklandı. Faiz, haram ne varsa o kanunların hatta sapık ilişkiler bile kanunların koruması altına alındı. Burada mümin bir şey yapamıyor olabilir. Bu suç değil ama bunun mümine dert olmaması kalpte bir arıza olduğunu gösteriyor. Neden böyle bir arıza ortaya çıkıyor peki? Yani mümin neden? Hadi Kur'an emirleri, Peygamber aleyhisselamın emirleri, hadi onlarda bir şey yapamıyorum. Kendi namusu, kendi iffeti, kendi ahlakı konusunda neden bir kıskanma, bir gayret, bir himmet, bir sahiplenme duygusunu taşıyamaz ya da bunu gitgide neden kaybeder insanlar? Şüphesiz bunun en büyük sebebi kirliliktir. Ama günah kirliliği. Günahlar kalbi kirletir. Hadis-i şerif ne buyurur? Her günah kalbe bir nokta gibi girer. Bir nokta, bir nokta. Zaten bir kalp kaç nokta alabilir ki? Aldığı noktalar kalbi sonunda kirletiyor. Bu kirlilik ciddi bir şekilde fonksiyonu olmayan, çalışmayan, arızalı bir kalp haline geliyor. Kaybolan, günahların kaybolmasına sebep olduğu şeylerden birisi de insanın dinini, namusunu, iffetini, çevresini, vatanını, mukaddesatını kıskanmıyor olmasıdır. Vatanına, mukaddesatına zarar gelmesini kendi menfaatleriyle ölçecek kadar seviyesinin düşmüş olmasıdır. İkinci olarak şüphesiz din eğitiminin sadece Kur'an okumak ve sadece namaz kılmak olarak anlaşılması yani böyle bir eğitim verilmesi de sonuç olarak bu noktaya getir. Hayır din her şeyden önce bu dünyada Allah'ın halifesi olarak var olmak yani ciddi bir şekilde din sahibi, iffet sahibi, ahlak sahibi insan olarak var olmak içindir. Kur'an da bunun için okunur zaten. Namaz da kötülüklerden alıkoysun diye kılınır zaten. Şuurunda maalesef olma ihtiyacı hissedilmiyor ve duygusallığın ciddi bir şekilde etkin olması insanların bir zaman sonra iffetlerinden bile taviz verme sonucu getiriyor. Buradaki duygusallıkta işte gençlerin aşkı bu bir duygusallık çeşidi. İhtiyarlayınca da o aşk ne oluyor? Toruna ev alma sevdasına dönüşüyor duyguların şeriata teslim edilmeden serbest bırakılmasının getireceği sonuç budur diyoruz. Ciddi bir şekilde batı kültürünün kavramlarıyla toplumumuzu işgal etmiş olması, bunun onlarca örneği zikredilebilir. Ne yazık ki sonunda utanma hissiyatının tıpkı domuz etiyle beslenen batırılarda haya damarı olmadığı gibi, kıskanma diye bir duygu olmadığı gibi bu hastalıkların bize de bulaşma nedeni oldu. Burada tabii dünya medyasının insanlığı getirdiği durumda söz konusu edilebilir. İmani değerlerin bakımının yapılmaması yani kelime-i tevhidi söylüyoruz. İmanın şartlarını sayıyoruz ama bunlar eskiyebilir. Bir bakıma takviye ihtiyacı var. Düşünemiyoruz. Bunun da etkisi var. Bir başka etki toplumda kötülükleri engelleme nehyanil münker görevinin hocalara devredilmesi hocaların da kanunla küçücük bir daire caminin içerisinde sınırlandırılmış bir görev yapıyor olmaları neticede kimsenin kimseye bu haram günahtır ne yapıyorsun değmediği derse suç olduğu bir ortama gelinmiş oldu başka bir sebep de aşırı lüks ve aşırı keyfe düşkünlük insanları Maalesef kalplerinde dinlerini hatta ahlaklarını hatta iffetlerini kıskanmamak gibi bir düşüklük getirmiştir.